Ali Hoca ile fizik saatinde pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Basınç konusunda soru çözümüne devam ediyorum. Sorularımıza başlayalım. Şekildeki KLM bölümlerinde suyumuz var. Bu şekilde dengedeymiş. Musluk açılınca KLM kollarındaki sıvı yüksekleri için ne söylenebilir? Şimdi bu tür sorularda bazen ters düşünmede fayda var. Yani şöyle. Ben buraya bu kısım zaten musluktan dolayı iptal. Şu L bölümüne su ilave etsem ne olur? Buradaki gaz basıncı buradaki sıvı ittireceği için gaz basıncı artar. O zaman bu bölümden su alsam ne olur? Bu defa gaz basıncı azalır. Şimdi bunu kullanacağım biraz sonra. Şimdi dikkat. O zaman ben musluğu açtığım zaman bu tarafa su geçişi olacak. Yani buradaki üstteki sudan almış oluyor. O zaman gazın hareket yönü aşağıya doğru olacak. Su ilave ettiğim zaman gaz sıkışacağından dolayı şu su yukarıya doğru çıkacaktı. Ters sistem olunca su aşağı doğru inecek. Şimdi ne kadar inecek? Bunu biraz düşüneceğim. Başlangıçta arkadaşlar şu noktadaki ve bu noktadaki basınçlar nedir? Aynı sıvı. Alt kısımlar dengede. O zaman bu noktadaki basınç 70 açık hava basıncı kadar. 70 diyelim açık hava basıncına. Burada gaz basıncı da o zaman nedir? 70'tir. Eşittir. Musluğu açtım. K ve L kollarında ikisinde de açık hava etkili olduğu için dengeyi etkilemeyecek. O zaman şu şekilde bir denge oluşsun. Burada. Buradaki denge oluştu. Buradaki denge oluştuktan sonra tabii ki şu üst kısım yok artık. Buradaki basınç 70. Şu noktadaki basınç. Bu noktadaki basınç da 70 oldu. Şimdi burada ise şu sıvı seviyesi biraz yukarıda olması gerekiyor. Şimdi sebebini açıklayacağım. Birazcık yukarıda olacak. Neden? Çünkü P çarpı V neydi? Sabitti. Gazın hacmi arttığı için basıncı düşecek. O zaman buradaki gaz basıncı ne oldu? 69 oldu. 69 oldu. Dolayısıyla bu noktadaki basınç da tekrar 70 olabilmesi için çünkü neydi? Sıvının üst kısmı bakın şu kısmı dengeliyor değil mi? Dengeliyor. O zaman üstteki basınçlar eşit. Bu zaman aynı sıvı aynı seviye sınır durumu. Buradaki basıncın da 70 olması gerekiyor. O zaman burada da ne yapsın? Bir miktar sıvı olsun. Hadi 1 santimlik diyelim ki. Sıvı yüksekliği olacak. O zaman bu denge durumu oluştu mu? Oluştu. Eğer bu diyelim ki atıyorum 68'e düştü. O zaman buradaki bir 2 santim sıvı yüksekliği olması lazım ki yani 70 gibi dengelensin. O zaman buradaki sıvı yüksekliği şu iki koldakinden ne olması gerekiyormuş? Yüksek olması gerekiyormuş. HM. K ve L'deki sıvı yüksekleri HK ile HL eşit olması gerekiyormuş. Açık kollardaki sıvı yüksekleri eşit olması gerekiyormuş. Basıncı dengelenmesi için. Diğer sorumuz. Düşerken şekildeki gibi olan kapta musluk açılınca kollardaki sıvı yüksekleri arasındaki ilişki nasıl olur? Şimdi musluk açıldığı zaman sıvı bu tarafa doğru geçiş yaptı. Sıvı bu şekilde kollarda değil mi? Alt kısım. Bu iki kısım da açık. Ama burası kapalı. Dolayısıyla burada ne oldu? Bir hava kaldı. Buradan sıvı devam ettikçe buradaki yükselirken açık olduğundan dolayı buradaki daha az yükselecektir. Çünkü hava olduğundan dolayı fazla yükselemeyecektir. Neticede en son şu iki koldaki sıvı yüksekleri eşit olacaktır. Açık oldukları için P0 dengede. Sıvıların alt kısımları da dengede olmuş oluyor. Şurayı düşünmediğimiz zaman bakın. P0H. Şu noktadaki basınçlar dengelendi mi? Dengelendi. Burada da hava olduğundan dolayı sıvı ne yapamadı? Fazla yükselemedi. Dolayısıyla HK ile HL eşit olacaktır. M'deki sıvı yükselmesi ise onlara göre daha düşük olacaktır. Buradaki hava basıncı, son durumdaki hava basıncı, açık hava basıncında nedir? Büyüktür. Sebebine gelince, şuradan bir sınır seviyesi çekersek, buradaki
hava basıncı her tarafta ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Buradaki basıncı eşit olacak. Yani A noktasındaki ve B noktasındaki basınçlar eşit olmuş olacak. B noktasındaki basınç havanın basıncı. A noktasındaki basınç P0. P0 artı şuraya da H üstü dersek. H üstü kadarlık sıvının yaptığı basınç. H üstü dG şeklinde. Dolayısıyla hava basıncı açık hava basıncından büyük olacağını burada belirtmiş olalım. Bize şunu soruyordu. Bunu ekstradan anlatmış olduk. Diğer sorumuz. Şimdi şuradaki aynı sıvı aynı seviye. Mesela L noktasındaki, K noktasındaki ve A noktasındaki. Burada çok nokta verilmiş. Buraya da A dedim. Çizgimizi çektik. Üst kısma bakmıyoruz. Şimdi alt kısımlara bakın. Birbirini ne yaptı? Dengeledi. Yani şu alt kısımlar birbirini ne yapmış oluyor? Dengelemiş oluyor. Şu alt kısımlar. Bileşik kap. O zaman üst kısımlar da birbirini dengelemiştir. Yani A noktasındaki, K noktasındaki ve L noktasındaki basınçlar eşittir. Bize şimdi R noktasındaki basıncı soruyor. Şuraya yazalım. R noktasındaki basınç eşittir. Bir defa açık hava basıncı var mı? Var. P0. Artı şurada R noktasındaki H. 3D sıvısından 2H kadar. Yani P0 artı 6HDG oldu. R noktasındaki basınç. Şimdi bir de gazların özelliğinden gazlar bütün her tarafı eşit basınç yaptıkları için K noktasındaki basınç ile N noktasındaki basınç nedir? Gazların durumundan aynıdır. A noktasındaki basınç K noktasındaki basınç bakın aynı sıvı şurası tam sınır olmuş oluyor. Şurası da tam sınır olmuş oluyor. K noktasındaki basınç L noktasındaki basınç aynıdır. Nedir o? Açık yüzeyden alalım. P0 artı 3D'den ne kadar? H. 3H kadar. Yani ne oldu? P0 artı 9HDG oldu. Malatya'daki basınca gelince. Malatya'daki basınç. Neydi? Şimdi L'deki basınçtan yukarıya doğru çıktığım için 2D'den H kadar çıkacağım. O zaman L noktasındaki basıncı yazdım. P0 artı 9HDG ile eksi 2HDG. 2HDG. Yani P0 artı 7HDG. Dikkat dikkat. P0 sıvılar basıncı ilettiği için gördüğünüz gibi bakın hepsinde kıyaslamalara bir etkisi olmayacaktır. O zaman K noktasındaki basınç, N noktasındaki basınç, L noktasındaki basınç eşitmiş. K noktasındaki basınç, N noktasındaki basınç ve L noktasındaki basınç eşitmiş. Bu ne kadarmış da? P0 artı 9HDG. Şimdi geliyorum. Rize ve Malatya. Rize P0 artı 6HDG, Malatya ise P0 artı 7HDG. O zaman Malatya'ya geçiyoruz sıralamada. Sonra da Rize. Evet, noktalarımızın basınçlarını bu şekilde ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz arkadaşlar. Genleşmeyen bir kap. Kap ısıtılırsa sürtünmesi, sızdırması, pistonların ağırlıkları ihmal edilecek. X ve Y gazlarının basınçları ne olur? Şimdi X gazının basıncı gazlar bulundukları kabın her noktasına basınç yapar. Bu piston dengede mi? Dengede. O zaman PX basıncı eşittir. Açık hava basıncı artı K'nın ağırlığından kaynaklanan basınç. GK bölü S piston şeklinde. Şimdi o zaman X gazının basıncı bu. Pekala. Y gazının basıncını bulalım. Y gazının basıncı da gazlar her noktaya eşit basınç uygular. P'ye. P'ye eşittir. Şimdi X gazının basıncı. PX artı şu sıvıdan yaptığı D diyelim. D'den H kadar basınç geldi. O zaman Y gaz basıncı P0 artı GK bölü S piston yazabilir miyiz? Yazabiliriz. P0 artı GK bölü S piston
artı D'den H kadar gelecek. Şimdi gelelim. Sürtünmesiz sızdırmasız pistonlar. Bunlar Y gazının basıncı ısıtıldığı, kap ısıtıldığı zaman açık hava basıncı değişecek mi? Değişmeyecek. Pekala. K'nın ağırlığı değişecek mi? Değişmeyecek. Pistonun büyüklüğü değişecek mi? Değişmeyecek. O zaman şuraya geldik şimdi. Düzgün bir kaptaki sıvının yaptığı basınca, şu sıvının şuraya yaptığı basınca, P sıvı basıncına ne yapabiliyorduk? Sıvının ağırlığı bölü, evet, taban alanından bulabiliyorduk. O da pistonun alanı oluyor. S piston. S piston oluyor. Şimdi burada da o zaman şunun yerine PY eşittir. P0 artı GK bölü S piston artı sıvı yerine de sıvının ağırlığı bölü S piston yazdığımız zaman görüldüğü gibi arkadaşlar bakın Y gazının basıncı değişmiyor ısıtıldığı zaman. Ne olur pistonlar yukarıya doğru hareket ederek Y gazının basıncını değiştirmiyor. X gazının basıncı da yine değişmeyecektir. Çünkü açık hava basıncı değişmiyor. K'nın ağırlığı yine değişmiyor. Demek ki bu durumda pistonlar hareket ederek arkadaşlar gazların basıncıyla tekrar dengeleniyor. Bunu unutmayalım. Buradaki sıvının bu pistona yaptığı basıncı sorsaydı o da değişmiyor. Sıvının ağırlığı değişmediği için sıvı da genleşecektir. Yüksekliği artacaktır ama Perşembe haftanın dördüncü günü. Isıtıldığı zaman sıvının yoğunluğu azalacaktır ama bu defa haşa artacaktır. Yine düzgün kaplarda sıvının kap tabanına yaptığı basınç değişmeyecektir arkadaşlar. Sonuç olarak X gazının basıncı değişmez. Y gazının basıncı değişmez diyoruz. Diğer sorumuz. Kapalı kaptaki KLMN gazların basınçları arasındaki ilişki nedir? Bu son sorumuz. Şimdi burada esnek zar, tam esnek zar. Şimdi balon olayını hatırlatalım. Balon şişirdiğimiz zaman tam esnek balonda içindeki gazın basıncı P gaz açık hava basıncına nedir? Eşittir. Çünkü esnek olduğu için iç basınç dış basınca eşittir. Biraz daha gaz gönderdiğimiz zaman biraz daha şişer. Dolayısıyla yine iç basınç dış basınca eşitlenir. O şekilde arkadaşlar denge olunur. Şimdi buradan hareketle. Bu zar dengede olduğuna göre bu noktadaki yapılan PL basıncı buradaki yapılan PK basıncını eşitlemiştir ki bu zar dengededir. O zaman burada da yine buradaki PL basıncı M gazı tarafından ne yapılmıştır? Dengelenmiştir ki bu şekilde esnek zar dengededir. Bu da arkadaşlar M gazının basıncı ile N gazının basıncı eşitlenmiştir ki bu esnek zarımız bu şekilde ne yapmıştır? Dengelenmiştir. Sonuç olarak K gazının basıncı, L gazının basıncı, M gazının basıncı ve N gazının basınçları eşittir. Esnek zar olayında arkadaşlar zar dengede ise bir taraftaki gaz basıncı ile diğer taraftaki gaz basıncı eşittir diyoruz. Başarılar dilerim arkadaşlar.